Burada hayvanın biri, hangisi diyorsa bilmiyorum, Kur'an'ı Allah korumamıştır, sahabe korumuştur diyor. Ulan aptal oğlu aptal. Allah kendisi bunu biz indirdik, biz koruyacağız diyor. İnna nezzelne zikra ve inna lehafizun. Allah'ın beyanı böyle be. Ulan sen Kur'an'a aykırı, onun sıratına aykırı konuşacaksın. Sonra da Müslüman alimiyim diyeceksin. İlahiyat profesörü. Sen ancak Hristiyan ilahiyatına profesör olursun. İslam ilahiyatının senin kafanla alakası yok. İnanmıyorsan bu ilme intisap etme ya. Git başka bir şey ol. Mühendis ol ya. Köprü yap, yol yap. Kimse sana karışmaz. Gavur da onu aynı yapar, Müslüman da aynı yapar. Ama İslam'ı Müslümanca anlatacaksın. Hakkın yok alemin imanına. Tanrı teşhide bulunmaya. Müslüman görünerek gavurluk yapmaya hakkın yok. Ama ne yaparsın ki? Kemalistler din tedrisatına 30 sene ara verdiler. Aksine yanlış bilgilerle beyinleri doldurdular. Bir dinsizin dinsizliğini anlıyorsun ama bir ilahiyat profesörü, Allah Allah nasıl olur ya? Adam çıkmış diyor ki bu namaz diyor, Emevi namazı diyor. Allah Allah. Yani bu namaz sanki peygamberden beri bizim kıldığımız gibi bize tevatüren gelmemiş. Emeviler namazı icat etmiş. Her cuma kılmıyor da cuma saatinde televizyonda konuşuyor. Sen ilahiyat profesörü değil, papaz bile olamazsın arkadaş. Papaz bile olamazsın. Nitekim bak, Mehmet Özbey diye bir Ankara ekolinden bir adam Frankfurt'ta Göte Enstitüsü'nde İslamiyet kürsüsünün başındadır. Bu adam Diyanet'in parasıyla kurulan bu enstitüde 18 maddede küfrü mucib söz söylüyor. Kafir. Niye bundan bahsettim biliyor musunuz? Bir konuşmasında Cizvit papazı itiraz ediyor. Bu senin anlattığın İslam'la alakası yok diyor. Papaz bile kabul etmiyor bir söyledi. Kur'an'ın %90'ı değişkendir diyor. %10 ahlaka aittir, sabit olan budur diyor. Efendim ezmanın tebeddülüyle ahkamın tebeddülü inkar olunamaz. Mecellede bir kaide. Lakin ezmanın tebeddülüyle ezmanın tebeddülü inkar olunamaz. Ne hakkındadır onu bildikleri yok. Bu örf hakkındadır. Örf. Örfle ilgilidir bu. Nas ebediyen mer'idir. Tatbik edilmiyor diye Kur'an'dan sarih bir ahkam ilahiye çıkarılmaz. Kur'an ebediyül meri olduğuna göre sen Kur'an'ın sarahatine karşı %10'u sabitmiş. Onu da sabit değil diyecek de biraz insaflı görünüyor yavaş yavaş. Adım adım kandırıyor. Kur'an tahrif edilmemiştir. İddiası safsatadır. Ne demek edilmemiş? Bal gibi edilmiştir diyor. Ulan Hazreti Osman'ın üzerinde şehit edildiği Kur'an şurada Topkapı Sarayı'nda müzede ya. Elimizdeki Kur'an'la onun arkasında bir harf farkı yok. Bir harf farkı yok. İncil Hazreti İsa'nın vefatından 321 sene sonra İznik konsülünde tetkik edildi. 1000'den fazla farklı nüsha geldi ortaya. Bugün bile 70 tane müzelerde 4 tane de ibadete salihtir diye elde gezer. 74 İncil vardır yeryüzünde birbirini tutmayan. Bu ne zaman oldu biliyor musunuz? Hazreti İsa'dan 321 sene sonra İznik konseli 1000'den fazla nüsha inceledi. 4 taneye bunlarla ibadet edilebilir, bunlar doğrudur dedi. Onlar arasında da fark vardır.
70 taneye de ekseriyeti doğrudur ama yanlışı da var. Kul sözde karışmış, müzeye kaldıralım dediler. Yahu İncil'in hali buyken Kur'an 1400 sene evvel mevcut olan bir nüshanın aynısı elimizde. Tabii İran hariç. İranların elinde gizli bir Kur'an var. Onu herkese göstermezler. Orada Sure-i Nureyn diye sureler var vesaire var. Yani ben bir ikisinin metnini yayınladım yani. Uydurmadım. İslam tarihinden bir yerde yayınladım. Demek oluyor ki bunlar 1400 seneden beri milyonla alimin üzerinde kafa yorduğu ve bu mesai sonunda üzerinde ittifak ettiği temel esaslara saldırıyorlar. Ya bu kadar hainane bir iş, bu kadar ne bileyim aptalca mı diyeyim, haince mi diyeyim bilemiyorum ya. Yani. Kimsenin gönlünü, ruhunu bilmiyoruz ama fiil mutlak batıl. Bu adam Almanya'daki, daha doğrusu Avrupa'daki Müslümanlara hoca yetiştirmek için bu enstitüyü kurmuş. O talebelerin de şunlar gibi bana böyle 15-20 madde bir isyan mektupları var. Bu adam böyle böyle konuşuyor. Buna cevap versin İslam alimleri diye. Ama kimse kimseyi darıtmak, gücendirmek istemiyor.